İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük'e gelerek, esnafları ziyaret edip sohbet etti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük esnafını ziyaret etmek için bu kente geldi. Eskipazar ilçesinde partililer tarafından meşaleler yakılarak ve çiçeklerle karşılanan Akşener, daha sonra konvoyla hareket ederek Safranbolu ve Yenice ilçelerine geldi. Esnafları ziyaret edip sohbet etti. Yenice'de toplanan kalabalığa konuşan Akşener, esnafın pandemi koşulları nedeniyle zorluk çektiğini belirtti. Akşener, daha sonra Karabük Merkez İnönü Caddesi'nde esnafları ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklama yapan Akşener, kentten ayrıldı. Sosyal mesafe ve maske konusuna dikkat edelim. Lütfen karayolu üzerinde trafik tehlikeyi düşürecek şekilde bekleme yapmayalım. Genel Başkanım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gel açalım. Gel abi. Gel başla. Biraz açalım abi. Tamam.
Safranbolu Deva Partisi İlçe Başkanı. Çok hoş geldiniz Safranbolu'ya. Sağ olun. Tarihin mola verdiği kent yolumuzda Safranbolu'ya. Sizleri de demokrasi adına yapılan ayıbı şiddetle tanıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben 20 Ocak 2020'den beri esnaf geziyorum. Şimdi kapıdan içeri giriyorum, burada da söyleyeyim. İkrarı yermiyorum. Kendi partimi övmüyorum. Allah! Kırıldı mı kardeşim? Yok, başka da kırılan bir şey var. Yok, kırılan yok. Boşun, tablar kırılmasın. Hayır, çözeriz onu. Dolayısıyla propaganda da yapmıyorum. Sadece öznenin siz olduğu bir çalışma biçimi bu. Çünkü esnaf en büyük yaratan, istihdam yaratan. Şunları mesela üretim sanayici, siz olmasanız kim satıyor? Ekonomiyi de hareketlendiren yapısınız ve bütün ülkelerin temel taşı, bel kemiğiniz. Ben o zaman başladığımda ekonomi biraz kırılgandı. Sonra pandemi geldi üstüne. Özellikle ilçeleri gezdim ki şöyle bir metodumuz var. Sizden öğrendiklerimizi biz grup konuşmama koyuyorum ben. Milletvekili arkadaşım onlarla ilgili soru önergeleri veriyor vesaire. Şimdi mesela pandemi geldi üstüne. Nelerden şikayet ediliyordu? Bu ne varsa, ne satıyorsanız hepsinin girdilerindeki pahalılıktan şikayet ediliyordu. İnsanların da alım güçlerinin de alım gücünün düşüklüğünden. Elektrik parasından, bütün sektörlerde. Bir de dükkan kiraysa onun stopajında. Sonra pandemi geldi. Hibe destek istediler arkadaşlar. Genellikle kredi üzerinden yürüdü. Ve çok şey öğrendim ben sizlerden. Bugün de bu şimdi yeni bir paket açıldı. Yani bazı şeyler oluyor ama bunların eksiklikleri var. İşte o eksiklikleri sizden öğrenip bunu da yapın kardeşim şeklinde getiriyoruz. Ha, onun için buradayım. Tamam, hoş geldin. Evet, işte söyle bakayım. Yani, ama uzun konuştum alt yazı geçerken ben. Ne hale döndük ha. Vallahi inşallah iyi olacak. Bekliyoruz ya. Ya, mesela bugün kaç müşteri geldi? Ya, para sormuyor mu? Yok ki daha sabahtan. Siftah yok mu? Yok ya, öyle ne oldu? Yok, kimse yok sokakta. Aa. Buradan kaç kişi geçiniyor? Bir de yoğunluk. Siftah. Buradan kaç kişi geçiniyor? Kaç kişi geçiniyor burada? Ben emekliyim. En az bir emekli maaşınız var. Yani çocuklarım işte torunlar falan. Bak çalışan sizsiniz. Yok ben kendim işte. Ben bütün arkadaşları benimle gezenlere tembih ediyorum. Esnaftan alışveriş edin diye ne gerekiyorsa. Yani ihtiyaç sahibi şey ihtiyacı olarak da hareketlensin yani, diye. Var müşterine alışveriş edin. O kadar da şey değiliz. Zaten öğlen gibi çıkıyor. Öğleden sonra yok, gibi. Yok ben sizinle sizin şahsınıza özel söylemiyorum. Tabii anladım. Esnafın anladım. Durumu. Ha, yani için. Genel durum. Hayırlı bol kazançlı. Teşekkür ederim. Ayakta sağlık. Sayın Başkan, Sayın Başkan, bu çocuk bu sizi kimlerden gördüğü zaman büyük benden geldi, büyük benden geldi. Başkanım hoş geldiniz. Nasıl resmenim? Giremiyoruz bu kere. Başkanım, benim adım. Biraz edileceğim ama.
Alışveriş yapsınlar da biraz esnaf kazansın diye, madem kalabalık öyle alsınlar değil mi? Şimdi 2020 Ocağı'ndan beri geziyorum ben ilçede esnaf. Kapıdan içeri girdiğimde iktidarı yer miyim? Kendi partimi övmüyorum, propaganda yapmıyorum. Sadece sizin durumunuzu, siz bana öğretiyorsunuz. Taleplerinizi şöyle olsa daha iyi olurdu söylüyorsunuz. Ondan sonra ben onu kamuoyu gündemine getiriyorum. O için sordum. Çok güzel bir yaptığı ve güzel bir tesis. Ama yapmış olduğunu güzel bir maalesef yıktırıldı. Evet. Şu anda bu görünüm yok. Ne oldu? Yerel yönetim. Belediye mi? Evet. Sebep arkamızda dayımız olmadığı için. İşimiz olmadı. Arkamız dayım var. Her işin olmadı. Yani şimdi kendi burası yok mu? Bir şey sorayım. Hayır ben. Görünüm yok yani. Görünüm diye gittiğim için ondan sonra. Görünüm yok. Bu görünüm yok. Dışarı şu an görünüm yok. Bu cam kepekleri var. Sökülecek. Bunlar sökülecek. Yani şu güzel bir gün Safranbolu izleyen kötü bir görünüm. Şimdi ben andan olsun bir konu ama soracağım. İletişim bilgilerini bu hanımefendi benim özellikle demeyeceğim. Yani ne olduğunu anlayacağım, sizi de bilgilendireceğim. Yani sizin iletişim bilgilerinizi alacağız şimdi. Ondan sonra durum arayacak. Neyse yazacağız, konuşacağız. Var mı? Evet. Bir abi şimdi şu anda Şimdi bunlar ilgileneceğim ve sizi ilgileneceğim. Bak onca insan için de söyleyeyim. Basın da var burada. Bilgilendireceğim. Ne çıkar hakikaten bilmiyorum. Ya çıkacağı şu. Sadece... Ya arkadaş ben konuyu bilmiyorum. Hani illa bir dayı gerekiyorsa ben de teyze olacağım. Yanlış anlı olacağım. İşte, o başka bir şey. Yani gerçekten öğrendim. Seni de bilgilendireceğim. İlgilenmezsen herkese paylaşırsın. Ayrı bir şey söylüyorum. Onu geçti. Ve şeyi... Peki şimdi gıda sektörü burada çok iyiydi. Pandemiyle beraber açıldığımız kapatımız biraz düştü. Şimdi durum nasıl? Son açılmadan sonra. Şimdi ben benim bir hareketlik yok yani. Hava şartları da şey yapıyorum. Biraz mesela bir kafe, gene böyle yarı lokanta, yarı kafe gibi bir yer arkadaş dedi ki, ben bilmiyordum, burada şey varmış, uzman çavuş eğitim yeri. Onları sokağa salmıyorlar, konuşun salsınlar dediler. Yani şey için, şehir iznine çıksınlar dediler. Mesela onu ileteceğim ben şimdi. Diyorum, öğrenci yok. Yani mesela o iki yıllık şeyler kapalı. Üniversite öğrencisi yok. Yani daha önce, bundan önce benim yaz ayrı, kışın işim ayrıydı, kışın işim ayrıydı. Yani çok farklı işim vardı. Yani çok güzel bir hizmet veriyordum ama işte yani... Sen de burada çalışıyorsun. Kaç çocuk? Bir yaptım. Ben sadece açarım. Deme. Burası ya. Burası. Karim, burası. Yerlisin. Yerlisin. Neyse oradan bahsedeyim.
ortalık. Allah razı olsun. Hayırlı bol kazançlar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Benim oğlum sağlık. Kendinden geçmiş olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Ablacığım klima gelebilir bak dikkat edin. Dikkat çekiyoruz ki ağlar iş yapsın. Aynen, aynen. 10 defa 3 lira demişler, onu da alamamışlar. Geri çık.
Alalım alalım. Ver o zaman bir de Başka bir şey yok. Onlara çünkü Ali'yle başlıyoruz.
Kırılacak şeyler var, dikkat. Tamam. Bir şey kırarsınız baka. Kaçılın. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Ben iyiyim de sizde işler nasıl? Zor günden geçiriyoruz. Doğru. Az bir yer alır mısınız? Bugün evet. Şimdi bu benim esnaf gezmemin sistemini biliyorsunuz. Şimdi kapıdan içeri giriyorum. Ben iktidarı yermiyorum, kendi partimi övmüyorum, propaganda yapmıyorum. Sadece sizi konuşuyoruz, ondan sonra onu kamuoyuna mal ediyorsunuz. Şimdi tabii düğünler vesaire olmayınca biraz zorlaşıyor. Pandemi öncesi daha kırılgan bir ekonomi vardı. Pandemiyle beraber daha başka şeyler oldu. Neyi kırdınız arkadaşlar? Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Güzel bir kırılacak şey zaten. Onun için söyleyeyim, hayır ödeyecekler. Durum ne şimdi? Bu açık şeylerden, paketlerden hiçbir şey aldınız mı? Başkanım, paketler için sadece 3 günlük pakete başvurduk. Bakalım da... O paketler içinde krediye hiç müracaat ettiniz mi? Krediyi ben geçen kullanmıştım bir okupantta. Kredi, yani mesela diyelim ki burada ne kadar mal vardır? Yani onun muhasebecimiz değil de yani. Ya atıyorum 150. Evet. Ya fazladır da. Evet. Bunlar aşağı yukarı tahmin ama 150. Buna karşı esnafı anlamak için sizin şansınız değil. Tabii ki burada. Tabii ki. Buna karşılık kredi oranı burada nedir? Yani 150 bin lira malı olan birisinin, bir esnafın kredisi nedir? Yani en azından yani en az bir 50-60 bin olması gerekiyor. Tabii işte böyle yani sistemi yürümesi. Tabii. Yani ben durumu anlayabilmek için. Tabii ki. Tabii ki. Yani. Kaç tabii kişi yaşıyor burada? Vekili o şey, başkanım 3 kişi çalışıyor benle birlikte. Aile şirketi zaten bizim. Anladım. Kaç o aile ekmek yiyor burada? Buradan, ben kendim işletiyorum zaten de. Anladım. Bir de kardeşim onunla beraber. Ama işte kardeşin aynı evde oturmuyorsunuz. Yok ayrı. İki oradan, tabii. Yani iki ev para şey buradan geçiyor. Bir de şeyden zor, çok şikayet ediyorsunuz. Yani bunların girişinin pahalılaşmasından, sürekli zam yani olmasından ve vatandaşın da alım gücünün düşüyor. Gümrük şeyler çok arttığı için yani de Çile şu an çok zam var. O bizi çok zorluyor. Listelerimiz değişecek diye şu anda bir ayın birinde falan herkes mail attı. Biz ne yapacağız şu an için bilmiyoruz. Yani biz değiştiremiyoruz ama benim aramak zorunda. Kira mı burası? Stopajdan çok şikayet var. Elektrik tabii basından çok şikayet var. Sizde de aynı mı? Elektriğimiz tabii ki şu an için yani yüksek. Elektrikte birazcık. Hayırlı bol kazanç kardeşim. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Dikkat edin. Görüşmek üzere efendim. Hayırlı işler güzel de. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Kaç kişi çalışıyor? Geçmişte ne kadar çalışıyor? 5-6 kişi çalışıyor. Çalışma deneyi aldı. Ustamız almıştı. Şu anda biraz işlerimiz açıldı. Bıraktık. Zaten bitecek. Benim biliyorsunuz sizi gezme nedenim tamamen size dikkat çekmek üzerine. Dolayısıyla dertlerinizi kamuoyuyla paylaşıp iktidar sahiplerinin size el uzatmasını sağlayabilmek için içeride esnaf kesmek. Ben propaganda yapmam. Yok. Hayır. Gibi geldiğinde hepsi gelecekler seçim zamanı. Siz gelsin bari. Bizimkilerde daha iyi. Gelecekler size anlatacaklar kendisi. Kimi ikna edebilirse ona oy verir. Ama bütün tercih işim o değil. Örneğin yani özlemişsiniz. Şimdi çok şey diyor, sizin sektör dedi ki bana, onu söyleyeceğim bu hafta. Bu okul kapalı dediler, 2 yıllık okul. Ama şey devam ediyormuş, askeriyenin eğitim alanı. Onları da çarşı izni yasak dediler, onu serbest bıraktı. Bana onu serbest bıraktı dediler. Şimdi ona çalışacağım. Hem öğrenci askerler, fakat şu anda hem öğrenci hem askerler. Bir de fark çok etkileyen bir restoran. Burak. Çok memnun oldum. Allah hayırlı bol kazançla size. Yalnız yer aldım. Yalnız yer aldım. Yalnız yer aldım. Yalnız yer aldım.
Arkadaşlar bir de daha şunu anlayın. Sivriler çıksın aradan. Merhaba. Efendim hoş geldiniz. Yeşil İlimizimize. Cevdet Aboğlu ben. Esnaf Sanat Kanalımız Başkanı. Çok memnunum Başkanım. Tamam, ben eğitim. Memnun oldum. İşler nasıl? İşler Türkiye'de olduğu gibi bizde diyor efendim. İşte yenicemizin güzelleşmesinde fayda olabiliyorsak ne mutlu bize. Turizme aday bir ilçeyiz. Evet. İnşallah hayırlısı olur. Siftah durumunuz nedir? Siftahımız yok efendim. Bugün hiç yok mu? Bugün yok. Yok gibi bir şey. Genellikle mesela yaptınızsanız bir siftah ve ikisi ne yerini işaret edin? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Genelde erkek grubu. Ama mesela takım elbise mi yoksa sadece görmez. Direkt mi tişört? O da buradır, çevirmez ki başta. Çevirmez, evet. Kira mı burada? Kira. Stopajı var. Var her şey stopajı var. Ben şöyle bir şikayet var sizin işinizi yapanlardan. Her seferinde zamlı alıyoruz. Tabii. Yani girdi maliyetleri yüksek. Biz zam yapamıyoruz. Çünkü zaten şeyin müşterinin alım gücü düşük. Aslında demin bir toptancımız vardı. Sizi bekledi Konyalı. Geç kaldınız diye. Gitti. Gitti. O da onu diyecekti. O da diyecekti evet. Aynen. Evet. Bayağı da bekledi arkadaşımız. Kaç kişi geçiniyor burada? Tek aileyiz. Tek aile. Tek aile. Evet. Geçindiriyor mu? Dün geçindirirdi. Bugün geçindiriyor. Yok, bugün için yok. Aynı. Bunu soruyor. Yani yok, bugün için öyle bir şansımız yok. Ancak günümüzü zor kurtuluyor. Ne yapıyorsun? Vallahi ne yapalım? Borçlu harçlı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Doğru, kaç yıldan beri esnafımız yok. 84 yıldan beri buralar. Esnafımız yok. Çocuk mu var? Var, evli. Damadın gelinin işi var mı? Çocuğun işi var mı? Gelin var, öğretmen. Onlar şükür olsun. Onlar kendilerini kurtulur. Yani. Öyle, yani burada aile... Şimdi çok genç işsiz var. Bir de o nesilde şimdi bizim nesil. Yani biz şimdi öyle bir şanssız nesiliz ki bir yönüyle. Evet. Yani çoluk çocuğumuza da işsiz oldukları için bakmak zorundayız. Bakmak zorunda. Öyle oldu Türkiye. Yani kalkınmaya yönelik bir efendim, iş olmadı. Zaten bizim burada hep emekli şehir. Burada genç yok zaten. Evet. Bakın şöyle dükkanı hep orta yaş. Yani gençlik bizde yok. Evet. Ne olacak? Burada anne, baba, emekli birbirine destek olmak durumunda zaten. Doğru başkanım hoş geldin. Hayırlı bol kazanç başkanım. Hayırlı başkanım. Başkanım. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Basın gel. Çekin şöyle geri çekin. Geri çekilin. Geri çekilin. Rastgele girdim ben de onun için. Nasıl işler? Başkanım şöyle size kenar alayım. Dükkanda malzeme bile alamıyoruz. Aileni geçindirebiliyor musunuz? Çok zorlanmış. Borç harçlı öyle. Bu şekilde. Kredi borcun var mı? Şu anda yok. Ama belli değil yani. Gıda mı burası? Kira. Çıkıyor mu kirası? Daha çok işte. Evin kendiniz mi? Yok değil. Kira. Evde kira. Evet. Mesela ne kadar evin kirası? 1000 lira. Burada doğalgaz var mı? Yok. Normal sobelesi mi yiyorsunuz? Elektrikten çok şikayet ediyorum. Elektrik çok başkanım. Yani 400'ün altında elektrik ödediğimizi hiç görmedim. Hep 400 üstü. Şaylarda bir de çok kesin. Yani o konuda muzdarip olacağız. Elektrik kesilmesi çok. Bu şeyden etkilendi pandemiden. Ondan çok etkilendi. Başkanım milletten alacak gücü yok ki. Biz de bekliyoruz işte. Belki iş olur, olmaz diye. Ne öneriyorsunuz? Mesela ben şimdi bu çarşamba günü grup konuşmamda burayı anlatacağım. Karabük'e geldim. İşte Safranbolu'ya, Yeniçi'ye, Karabük merkeze gittim. Esnafla görüştüm. Şunları söylediler diyeceğim. Önerileriniz ne mesela? Sadece eksikte sormuyorum ben. Başkanım. Ne yapılmalı sizi harekete geçirebilmek için? Bizim için en önemli olan dolar kısmı. Hep dolarla çalışıyoruz. Ya dolar 9'a çıktı, 3 tane işim iptal oldu.
Bugün 9 mu oldu? 7-8 yetmişti. Koca koca bu ara çıktı. 3 işin iptal oldu. Aynen, o şekilde. Yani malzeme alımında sıkıntı çıkıyor. Devamlı dolara bağlıyız. Hayırlı bol kazanç kardeşim. Sağ olun. Bu Sağ doğru bizim. Çok hoş geldiniz. Abla şöyle geri gelir misin? Lütfen rica ediyorum. Açıyoruz diyorlar, açıyorlar. Fakat yani iş yapamıyoruz ki. Kimse yok. Yani satış yapamıyoruz. Düğün yok, dernek yok. Düğün dernek yok, evet. Şey, sabah açıyorlar, akşam kapatıyorlar. Ben herkesi benle gezenlere tembih ediyorum. Aynen. Bu tür mekanlar açısından bu da alışveriş yapın diye. Tamam. İyi, aynen. Sevindim ona. Siz de bir tabii çok sevindim. Çok sevindim. Ben de çok sevindim. Tabii çok sevindim. Allah yardımcınız olsun. Hep birlikteceğimiz. Yani. Çok ödülüm var. Benim dükkanım daha ileride. Siz görüşmek için şimdi kendi zannettim. Başımızda tamam. Aşkım bizim dükkanımız var. Biz kardeşim yine sizin dükkanımız. Şimdi ben sigorta. Kapıldım gidiyorum. Şurası. Hayır hayır arkadaş. Gidiyorum bahtımın rüzgarına. Beni nereye götürürler sonra bir gittiğim için. Sorun yok. Allah çok iyi kaç gözün Meral Hanım. Biz sizi korkuyoruz. Ya arkadaş korumakla ne alakası var? Ben kimden korkacağım? Orada bir sorun yer misin? Aynen aynen. Borcum var mı? Var. Buraya gidip bir şey var. Kredi borcum var. Var. Hepsi var. Yani borç sorumlusu. Ben gidip oraya gidiyorum. Çekemedin. 14 yıllık esnaf. 14 yıllık esnaf. Evet. Çocuklar var. Yani zor. Bu kadar kötü günleri çıkarmamıştım. En kötü şeyleri biliyorsunuz. 1,5 senedir çocuğumu göremiyorum. Konadolu kızım var İstanbul'da. 1,5 yıl oldu. Çocuk özlemi yok. Baba hepsi tutmuş. Kız kaç yaşında? Kızım ev mi? Torunum var. Torunum var. Yok genç değil. Yok genç değil. Şey zannettim. Şey mi? Kız okuyor zannettim de. Yok yok. Bursa ihtiyacım var mı? Torunum yok sağ ol. Sağ ol. Onları geç. Valla onun için sağ ol. Öğretmen kızım. Ya ondan sordum. Sağ ol. Pardon. Benim çekim. O da çok iyi. Bir kızım da başkentte çalışıyor. Ben sizi çok iyi tanıyorum. Öyle mi? Evet başkentte. Sevgilerimi söyle. Evet. Nasıl selamlarını söyle. Çekilerim böyle. Tekrar da çekebilir misin canım? Gel. Hayırlı bol kazanç. Sağ olun. Hayatınıza sağlık. Yine bekliyorum. Sağ olun. Merhaba. Merhaba başkanım. Bayağı kalabalıkmış. Hoş geldiniz başkanım. Hoş. Burada ne satın? Ne şey? Oyuncak. Oyuncak. Olmuşlar nasıl? Allah'a şükür. Sağlıklı bu şey mi? Kira mı burası kendinizin? Kendi dışarısı. Dedemiz kapattı. İyi. Oradan kurtardınız. Evet. Şey yok. Evet. Kira yok. Kira olmadı mı? Onun nispeten daha iyi. Peki bugün mesela ne kadar siftah yapıyorsun? Para sormuyor. Bir parça bir şey satın. Ne sat? Ne tür bir şey sattın? Bisiklet malzemesi. Sattın. Evet. Başka bir şey sattın? Yok.
Esma Hanım. Bir tane götüreceğim şekilde. Tabii, tamam. Arkadaşlardan birini. Tamam. Sorun var da bizimle bir şey alabiliriz. Birbirimize şans getirir. Bereket getirir. Hayırlı bol kazanç. Çok sağ olun başkanım. Varsa ya. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Burada ne iş yapılıyor? Burada gazete, yemeğin sesi gazetesi. Öyle mi? Evet. Oo, harika. Basın yayın. Birazdan sizin haber yapacağız. Öyle mi? Peki sizde işler nasıl? Ülkede olduğu gibi yani pek bir hareket yok. Koronada, korona olduğu için de biraz buldum. Bayağı. Şimdi ben şunu yapmaya çalışıyorum. Memnun da oldum yani bir basın yayın kuruluşunda olduğum için. 20 Ocak 2020, yani 1,5 yıl olmuş geziyorum. Sadece esnaf geziyorum ve ilçe geziyorum. Kapıdan içeri girdiğimde iktidarı yermiyorum. Kendi partimi övmüyorum. Propaganda yapmıyor. Seçim zamanı gelip kim sizi ikna edebilirse oylarınızı alacak, o başka bir şey. Ama özne siz oluyorsunuz. Ve şimdi 1,5 yıl evvel başlayınca pandemi yoktu. Fakat o zaman şey, ekonomi kırılgandı. Şimdi pandemi olunca daha da kötü oldu işler. Dolayısıyla şimdi ben bu arada da esnafın önerisini, talebini, iyi olan bir şeyi, şu yanlış, bu güzel, bunun devamı gibi konuları da esnaftan öğrendim. Yani bildiğimi zannettiğim birçok şeyi de yeniden öğrendim. Bu çok faydalı bir şey. Bu uzun uzun anlattım, soru soracağım. Her çarşamba veya salı günü bu öğrendiklerim ben kamuoyuyla paylaşıyorum. Bu konuşmasında arkasından iktidara önerilerde bulunuyoruz. Soru önergesi, kanun teklifi, önergesi, metrik arkadaşlarımız veriyor. Şimdi Yenice'ye ben ilk defa geliyorum. Yani geçmiş zamanlarda ayrı. Uzun yıllar şu politika yaptım. O başka ama bu esnaf gezisiyle ilgili ilk defa geliyorum. İşte örnek esnaflara yani sırasıyla gezdik. Şimdi mesela giyim satan arkadaşımız yani siftah yaptığı şeyi söyledi. Ondan o dükkanın şeyi çıkmaz. Kirası çıkmaz. Bu saatte siftah yaptı. Şey, giyim kuşam satan. Malum zaten şeyler gıda sektörü daha da fazla ama emeklilerin ağırlıkta olduğu bir yer olduğunu söylediler burası. Tabii çok çok kişiler. Yani emekli maaşıyla nispeten hani göreceli olarak. Şimdi sizin sektörünüz böyle bir ilçede, daralmış bir ilçede nedir? Ve öneri nedir? Yani ben tavsiye de alıyorum şimdi bu işbirlenlerden, onu da söylüyorum. Kısaca özet geçeyim. Biz resmi ilan alan gazeteyiz. Yenice gazetesinin sahibi Fahri Bey. Çok memnun oldum. Yenice'de iki gazeteyiz biz. Anladım. Bizim, aynı şey. Bu soru size de geçer. Bizim gelirimiz abone üzerine ve resmi ilan üzerine. Evet. Basın ilan kurumu üzerine. Evet. Basın ilan kurumu. Ama şimdi basın ilan kurumuna... Çok zorlaştırdılar ya. Aynen. Ilan vermeyi. %15 kesinti oluyor ilanın sana katkı veriyoruz. Şimdi bunun dışında da esnaf zaten bayağı bir korona bandına geldi. Şimdi esnaf alır bu gazeteleri. Evet. Zaten esnafa... İşte onu söylüyorum. Yani sizi nasıl etkiledi dediğim bu. Sayın Genel Başkanım, şöyle diyeyim ben. Yenice şu anda 9 bin nüfuslu bir ilçe. Genelde 20-22 bin civarında nüfusumuz var. Bunun yanında geçim kaynağımız orman. Ormana dayalı bir ekonomimiz var. Dediğiniz gibi yerel esnaf şu anda gerçekten zor durumda. Ormana dayalı bir ekonomi olduğu için yerel esnaflar orman köylüsü veresiye alışveriş yapıyor. Ama buna rağmen Yenice'de 5 tane büyük marketler zinciri var. Bu marketler zinciri de yerel esnafı bir ölçüde etkiliyor. Tabii onlar etkilediği gibi yani o zincir marketlerden zincir marketlerin, çok şikayet var. Evet, zincir marketlerin her şeyi satıyorlar aynı çünkü. Şeyde yani yerel esnafa katkısı olmadığı gibi bize de bir katkısı yok. Ama yerel esnafın bize katkısı var. Tabii bu pandemi sürecinde yerel esnaf da olmayınca onların da bize bir katkısı olmuyor. Yani böylece bu pandemi döneminde sıkışıp kalıyoruz. Yani o şekilde devam ediyor. Kredi borcunuz var mı? Var. Sizin? Olmayan yok.
Yani bu sektörde de. Var olmaz mı? 3 tane sigortalı çalıştırıyoruz. İki muhabirimiz var. Bir yazı işleri müdürümüz var. Tamam. Her ay 1400 küsur lira değil mi? Hani sigorta evet. Primleri. Muhtasar'la beraber 1500 lira. Aylık ciddi sizin masrafınız evet, evet. Vardır. Tabii, onu çıkarabiliyor musunuz? İmkansız o. O mümkün değil. Her ay takla attırıyoruz yani. Yani iki gazetenin yıllık burada aldığı resmi ilan yani 80 bin lira civarında. Yani o da Fahri abi beni kandırıyor. O da önce şeye bekliyor. Yani personel parasını bekliyor. Siz bizi kandırıyorsunuz. Ve çok uzun yıllardan beri çıkan bir gazeteyiz biz. 1972'de çıktık. Arkadaşlar da 1976'dan beri çıkıyorlar. Aynı zamanda yani bizim Yenice gazetesinin şeyi de günlük Türkiye'de günlük çıkan ilk bucak gazetesi bu anlamda. Bunlar şimdi ne kadar devam ettirebiliriz onu da bilemiyoruz. Bunlar şimdi gazete sahibi olarak konuşacak, biz de emekçi olarak konuşalım. Bunların sarı basın mühendisi var, bunlar yıpranmadan yaralanıyor ama biz emekçiden yaralanamıyoruz. Yani işi yapan esasında emekçi. Evet, matbaa karşısında. Ama şey, bu sarı basın kartıyla ilgili benim sizden özel ricam mesela diyor ki bir sene çalışması lazım. İşte 18 ay beklemesi lazım falan. Zaten sigorta ki yani e-devlet diye bir sistem var. Devlet baksın. Habire kağıt hazırlıyor. Habire kağıt. İmzala kaşere gönder. İmzala gerek yok ki. Zaten elektronik ortamda herkesin her şeyi görünüyor. Toplam kaç kişi çalıştırmak zorundasınız? 3 kişi çalıştırmak zorundasınız. 2 muhabir, bir yazı işleri müdürü, bir matbaa operatörü çalıştırmak zorundasınız. Mesela bizim bu sene bastığımız düğün davetiyesi sayısı 0. Düğünler yok. Çünkü niye? Bu da düğün sahibi kendisi de. Evet. Hani düğün olduğu zaman biraz hareket oluyor. Yani davetiye falan filan ama şu anda 0. Yani şey 0, gelir 0. Yani özel... Ama sarı basın kartıyla ilgili istiyoruz. Çünkü mesela bizim yıpranma paylarımız var. Yıpranma şeylerimiz var. Hani emekliliğe de yazıyor bunu. Onları hep kaldırırlar. Bunlar da gazeteciler. Hangisinde sarı basın kartı var? Hepinizde var mı? Var mı? Yok. Ama bak bunlar yıpranmadan yararlanamıyorlar. Mesela şimdi şöyle sabahtan akşama kadar arkadaşlar siz peşinizde evet, haber topluyordu mesela. Şimdi saat mevzumu yok. Yani şimdi siz nereye giderseniz. Mesela ben 12'den beri sizi bekliyorum. 4 saattir burada sizi bekliyorum. Niye sizi bekliyorum? Çünkü genel başkan geliyor. Ülkenin belki yarın bir gün cumhurbaşkanı olacak ya da çok önemli bir duruma gelecek bir insanı bekliyor. Ben bir şey söyleyeyim, ben bir şey unutmam. Şu buraya geldiğimi hep hatırlayacağım. Ama sen çocukları hatırlayacağım. Ama şöyle. Bak neyse abla sen bizi unutmazsın. Bak abla. En güzel kısmı bu. Biz evimize iş yerimize gelen misafir abla abi ya da abi. Ya çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum oğlum. Şey, yani çok memnun oldum. Biz sizin İçişleri Bakanlığınızı da çok mutluyuz. Yani şimdi size ben takip ediyoruz ama gerçekten bütün basın mensupları adına hani haddim olmayarak şunu söyleyeyim. Biz yıpranmanın geri gelmesini istiyoruz. Mesela Yılmaz abi şimdi arkada hep şeyle uğraşıyor. Kimse kimyasal maddelerle uğraşıyor. Bir madende çalışan bir vatandaşla bunun bir farkı yok. Çünkü mesleki sıkıntılarımız var. Bir de en büyük sıkıntımız eleman bulmakta da büyük sıkıntımız var. Şu anda bizim arkamızdan yetişen bir kuşak yok. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Şey, iletişim bilgilerini alın şöyle. Bana grup konuşmamda bir paragraflık olacak biçimde öneri yazıyorsunuz. Sonra ben bunu araştırma önergesine, teklife, kanuna her şeyi çevireceğim meclis üyesinde. Ama benim konuşmalarım, grup konuşmalarım dikkat çekiyor. Çünkü içinde şey yok. İçinde biz yokuz. Sayın Genel Başkan, yani içinde siz varsınız. Dolayısıyla ben ilk defa şimdi bu söylediklerinizle karşılaşıyorum. İlk defa. Mesela onun için yazın. Yani bir şey bir not olarak yazın metin siz. Olarak. Metin çok olabilir. Ben ama onu şey haline getireceğim. Hap haline getireceğim bir paragraf. Bir onun dışında söyleyeyim önerilerinizi de söyleyeceğim. 800'ün üzerinde yerel gazete. Bunların demin dediğiniz gibi eleman sıkıntıları var. İşte ne bileyim personel sıkıntıları var. Sizin grup konuşmalarınızda bu bir öneridir size. Grup konuşmalarınızı lütfen yerel gazetelere gönderin ki onlar da hiç olmazsa bunlardan yararlansın. Çünkü
aynı zamanda büyük gazeteler, büyük gazeteler. Hayır, aynı zamanda bir ne dediğini anlasın. Evet, büyük gazeteler. Başka türlü iki satır, iki yani. Satır. Ya arkadaş başka türlü. Herkesin basın kartı versinler Meral abi. Yani şimdi niye evrak dolduruyorsun gece gündüz? Sistemlerde belli bu. Ben şimdi Fahri abi, ben 20 senelik gazeteciyim yani. Benim niye daimi basın kartım yok? Habire güncellemiyor. Tabii en geç pazar yerinde oluyor. Ondan sonra bu konuyla da yani irtibatta bir konu. Mesela şeyin ondan reklam bilgileri verelim. Başka bir şey daha anlat. Allah'a emanet olun. Oyuncuya kapan, hadi bakayım dışarı. Abi içerisi kadın iş çamaşırları falan satan bir yer. Çekim yapmayacağız. Yok. Tamam. Abla nerede? İrem. Kurumun başkanı Meral Akşener. Bir de oraya gidelim ya, kahveye gidelim. Ben mantık oldum. Abi ne işin var? İbrahim geçiş yönümüzün geçişi. Hayır. Evet, kolay gelsin. Hayırlı işler. Aç 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 aç. Esnafımızın sorunlarını dinlediğimiz, o dükkandan içeri girdiğimizde iktidarı yermediğimiz, kendi partimizi övmediğimiz, propaganda yapmadığımız, sadece esnafın derdini, onun önerilerini, onun tavsiyelerini dinleyip kamuoyuna mal ettiğimiz bir çalışmamız var. Tam 1,5 yıl olmuş, bugün Karabük'te, Karabük ilçelerinden Yenice'deyim. Normal şartlarda esnaf gezeriz, onu dinleriz. Sonra grup konuşmamda o aldığımız bilgileri paylaşırız. O bilgilerin karşılığında neler yapılması gerektiğini söyleriz. Ve iktidarın dikkatini çekmeye çalışırız. Ama bugün enteresan bir biçimde Yenice ilçemizde sizlerin burayı şereflendirdiği ve Meral Hanım, kiminiz Meral abla, çık bize bir iki kelam et dediği bir durumla karşı karşıyayız. Allah şahittir, nutuk atmaya gelmemiştir. Ne konuşuyor, ne bir şey bilmiyorum. Şimdi biraz evvel bir genç kardeşim yazmış. Diyor ki mesela, bunun peşine düşeceğim. Diyor ki Yenice ilçemizin hem Karabük hem de Zonguldak yolu tek şerit, yılda yaklaşık 100 ölümlü ve yaralamalı kaza alıyor. Bu Batı Karadeniz üvey evlat mı? İlla Doğu Karadeniz mi olmak lazım? Duble, duble yol istiyoruz. Şimdi ama bu arada bak, il başkanımız diyor ki, o diyor bu yolda yoktu, onu da yapan Koray Aydın'dı. Şimdi Allah razı olsun, taş üstüne taş koyandan Allah razı, ama takipçisi olacağız. Tamam kardeşim? Şimdi esnafımız diyor ki pandemi öncesinde durgundu. Pandemi ne ya böyle? Pandemiden sonra sinek uçmuyor. Şimdi esnafın
hibeye ihtiyacı var. Esnafın işletme için paraya ihtiyacı var. Esnafın krediden ziyade Bağkur borçlarının ertelenmesine ihtiyacı var. Faizsiz hibe desteğine ihtiyacı var. Esnafın işletme giderleriyle ilgili kaynağa ihtiyacı var. Müthiş zam geliyor. İnsanlar alım gücü düştü. Satamıyoruz diyorlar. Elektrik parası çok yüksek. Stopajlar yüksek. Kiralarla ilgili sorunlarımız var. Diyorlar küçücük bir ilçede bu problemler yaşanıyorsa diğer ilçelerde düşünün neler oluyor. Ormanla ilgili sorunlarınız var. Onu söyledi arkadaşlar. Onun da takipçisi olacağım. Evet bak doğalgazla dediler. Şimdi var ya var mı arttıran durumundayız. Ne isterseniz isteyin. Ona göre ben de takipçisi olacağım. Çok teşekkür ediyorum. Bu gösterdiğiniz misafirperverlik için teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun. İşte siyaseti bundan sonra böyle yapacağız. Projeler üzerinden yapacağız. Hizmet üzerinden yapacağız. Talepler üzerinden yapacağız. Sonra seçim zamanı geldiğinde siz seçmenler olarak diyeceksiniz ki en iyi çalışana oy vereceğiz. Ama bugüne kadar çok rahat edildi. Kaşının altında gözün var, hadi kavga et. Gözünün üstünde kaş var, hadi kavga et. Şimdi biz buna İYİ Parti olarak dur diyoruz. Değerlerimiz üzerinden kavga etmeyeceğiz. Ama rekabeti hizmet üzerinden, proje üzerinden yapacağız. Ondan sonra da sizin tercihinize geleceğiz, müracaat edeceğiz. Seçmen veli nimettir diyeceğiz. Evet derseniz bizi iktidara taşıyacaksınız. Biraz bekle kenarda derseniz ona da amenna ve saddekna diyeceğiz. Ama bunu tesis etmediğimiz takdirde kaybeden siz oluyorsunuz, haberiniz olsun. Siyasetçi denilen arkadaş tipine birazcık hangi hizmeti yapacaksın arkadaş demelisiniz. Bizi rekabet ettirmelisiniz. Seçilmiş milletvekilleri geliyor mu buraya? Hayır. Aha ben geldikten sonra ağlar gelecek. Hadi bakalım. Hayırlı akşam. Çok teşekkür ederim. Market değil. Kasap var. Yani hayır.
zincir marketli tabii. Şimdi dolayısıyla sabit müşterileriniz var. Ben bir şey anlamak için soruyorum. Sonra işinizi soracağım. Önce müşterinizin durumunu anlamak için. Mesela o haftada işte bir kilo kırmızı et, kıymadır, şudur budur fark etmedim. Kırmızı et alan bir sabit müşterilerinizden birisi. Şimdi haftada ne kadar alıyorsunuz? Yani sabit. Mesela ben senin müşterin olsam. Vardır böyle müşterilerin. Hatta yani işte yarın vereceğim bir yerde dahil. Verese değildir bu. O kadar tanışık. Tabii. Cüzdanımı unuttum. Yarın vereceğim dersin. Böyle müşteriler vardır. Bu müşterilerin şu anda haftalık aldığı şey ne kadar? Yani 1 kilo alan yarım kiloya düştü. Yarım kilo alan 150 grama düştü. 2 kilo alan 1 kiloya düştü. Et şu an 70 lira. Daha da zam bekleniyor. Yem fiyatları çok yüksek. Yani haftada inan bana 15 lira zam geliyor. Ben 2 hafta önce 114 liradan aldım. Şu an aynıya 130 lira. Besiciliğiniz de var mı? Var. Kendi imalatı. Peki şimdi o zaman bu düşüşle beraber senin işler de düşüyor. Tabii. Zaten hep türlü şey başkanım. Dana mı şey? Nalbur. Nalbur. Biz de tavuk yok. Ay tavuklarından dedin ya. Kırık karışıklar. Nalbur. Şey dediniz. Nalbur 3 cacıyı kapatıyor. Zincir market bir maçık, 100 lira çık, plastik satıyor, şu satıyor. Ama öbür adam ne satmıyor? Yazık değil mi? Adam ekmek getirmeyecek mi? O zaman yani şimdi... Esnafın durumu berbat. Şimdi ben tam 1,5 yıldır esnaf geziyorum işte, ilçe esnafları. Sadece gündemi sizde tutmak için. Yani iktidarı yermiyorum, kendi partimi övmüyorum, propaganda yapmıyorum. Buradan öğrendiklerimi götürüyorum, grupta anlatıyorum. Sonra milletvekili arkadaşlarımız bunlarla ilgili kanun teklifi, soru önergesi, araştırma önergesi veriyor. Sizi gündemde tutmaya çalışıyoruz. Ve meniştem de kasap da, onlarda da durum vahim. Onun için sordum sizdeki durumu. Yani besicilikte de sorunları var. Besicilikte var. Ne önerirdin? Elektriği çok pahalı biliyorsunuz. Böyle söyledin. Ne önerirdin? Yani mesela şurada benim yerime Tayyip Bey olsa desek adın ne senin? Satılmış. Satılmış kardeşim. Ben sana yani sen ve senin gibi kasap esnafı için ne yapayım desen ne isterdin? Ya, düşmesini isterdin. Enflasyonun ne bileyim yani yem fiyatının yükselen şeylerin düşmesini isterdin. Hayırlı bol kazan. İftar iftar yaptınız değil mi? Yaptık efendim. Ha bizimkiler aldık bir şey. Ben de gezenlere ben daima veriyorum. Esnaftan alışveriş edin diye. Gel. Çek çek. Gel. Gel oğlum. Sen nalbur musun? Ben esnafım. Nalbur esnafım. Yok. Stajımı yapmak istiyorum. Makine mühendisi okuyorum. Başkanım ben de üniversite sınavına gireceğim ama ne var ne de başka bir şey istemiyorum. Başkanım ben de sanki bu dünyaya her sınıf kursağımıza gelecek gibi hissediyorum. Yurt dışındaki gençler bizim yaşımızda ülkeleri gezerken ben okulun bahçesinde bile oturabildim. Çimlerde bile oturamıyorum şu an. Başkanım 2 senelik hayalim olan Erasmus'u gerçekleştirdim, kazandım ama bu dolar kuru, euro kuru yüzünden gidemiyoruz başkanım. Ben kazandım. Portekiz kazandım ama elinde yavaşlıyor mu? Hayır, Erasmus'ta aileler mi karşılıyor? Başkanım 500 euro bir hibe yapılıyor ama bu 500 euro orada yurda da para veriyorsun. Yani bir ay 500 euro yetmez ki. Yetmiyor yani. Ben... Ne kadar paraya gidiyor? Valla başkanım yani... İlk defa biliyorum ben. Gerçekten öğrenmek için sordum. Sıkıntı yok başkanım. Estağfurullah. İlk defa duyuyorum. Yani başkanım... Yani parayla... 500 lira devlet karşılıyor, 500 lira sana bir hibe veriyor, geri kalan sana kalmış. Yani başkanım sadece buradan... Bir yıl mı diyorsun? 6 aylık. 6 aylık, o 6 aylık sonradaki tüm parayı sen kendin mi karşılıyorsun? Hayır. 500 lirasını devlet. Aylık mı bu? Aynen. Evet. Aylık. Direkt nakit olarak 3000 euro veriliyor, o 3000 euronun da %20'si ülkeye döndüğümüzde geri veriliyor. Ve... Merhaba Lugay. Biraz
istesen olmaz mı? Gel buraya canım, niye olmuyor? Orada daha yine evde var. Ana bir fotoğraf alsın. Hoş geldin ya. Hoş geldin. Hanım hanım hoş geldiniz. Hoş geldin. Çektim. Çekin beni. Sağ olun. Çektim çektim. Arkadaşı çektim. Onu çekin. Onlar yukarıda durdu. Çekilmedi. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi daha çalışalım. İyi iyi. Sağ olasın. Hoş geldin. Merhaba. Merhabalar. Arkadaşlar işler nasıl? Güzel. Şükürler olsun diyelim ama yani bugün bize şükürler olsun diyelim ama. İstihdam yaptınız mı? Vallahi bugün içerisinde bir siftahımız oldu. Ya şimdi benle gezenlere ben diyorum ki evet, alışveriş edeceksiniz. Bizden İnşallah. Ettiler mi? Ben söyledim zaten. İçeriye girenler birer tane bir şey alsa evet, içiyor zaten. Evet, yani. Bugünü kurtarırız. Evet, bugünü evet. Kurtarırız. Peki bunun... Esma! Esma'nın çağırır mısınız? Esma. Esma başkanım. Gel gel. Bu şeylerden mi oynamışık olan? Evet efendim. Tamam. Mesela bundan al. Tamam. Kaç buraya gidiyoruz Esma abla verin. Şimdi o birilerini alıyoruz. Onları hediye alıyoruz. Onu her yerden bir alışveriş yapıyorum ben. Gittiğimizde şans getirdim. Allah, Allah razı olsun. Adı çok sağ olun. Benim adım Fatih. Aa benim olan adı. Senin? Deliha. Çok memnun oldum. Başkanım, genelde durum nasıl? Genelde durum çok kötü. Benim aslında, ben annemin yanında çalışıyorum şu anda. Benim 16 aydan beri dükkanım kapalı. Benim 100. yılda bir oyun kafam var. Ben bittim yani oraya 300-400 bin lira bir yatırım yaptım. Ay. 2018'de. Yani ben şu anda bitmiş durumdayım. İki çocuğum ellerinizden öper. İnşallah kürsüye çıktığınızda bunu da dile getirirseniz. Yani eğer ki bunu da dile getirirseniz başkanım. Yani Allah razı olsun deriz size yani. Kesinlikle Allah razı olsun deriz. Yani dediğim gibi annemizin babamıza yardım edip yanında güvenmeyici olarak çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. İki tane çocuğum var ellerinizden öper. Hala bakmazsınız. Yapmaz bir şey yok. Allah razı olsun. Çocuklarım böyle çalışmayı seviyor da taştan ekmeğini çıkarıyor. Ondan sonra da. Kesinlikle. Yani. İnşallah sizi görürüz başkanım. Hayır. Yani inşallah sizi görürüz. Yani başta ben bir fotoğraf alabilir miyim? Kendi cepleri bulundum. Anne gel şöyle. Ben şöyle bir selfie yapmak istiyorum. Gel anne bir de seni alacağım şöyle. Anne nereye koydun? Anne şöyle. Gel bakayım. Oğlum. Allah razı olsun. Başkanım. Sizden razı olsun. Yani çok teşekkür ediyoruz. Yani İnşallah. Bir şeye... İktidar partisini yermiyor. Yani iktidarı yermiyor. Kendi partisini propaganda yapmış. Sadece özne sizin dertlerinizin olduğu bir çalışma biçimi. Hani müşteri veli nimet ya. Siz de seçmen olarak veli nimet olasınız diye yapılan bir çalışma. Şimdi pandemi öncesi başladım. Sonra küt diye pandemi geldi. Geç sektörü çok etkilendi bu işler. Dolayısıyla şimdi açıldık. İnşallah her şey yoluna girer. Bir de sizin önerilerinizi, tavsiyelerinizi, şöyle yapılırsa iyi olur dediklerinizi ben kamuoyuna mal ediyorum. O nedenle işler nasıl dedim. İnşallah iyidir her şey. Kaç kişi çalışıyor burada? Ondan evvel, pandemiden evvel kaç kişiydi? İyi, orada burada bir sorun olmamış. Kısa çalışma ödeneği aldınız mı? Devam çalıştınız. Şey, pişmiş yiyecekleri de satmaya devam ettiniz. Tabii zaten onlar şey getirden var ya. Biz de o şekilde yok. Yok yok şey. Yok.
Ama sizlerin içinizde tavuk alan, bütün tavuk alan müşteriniz, sabit müşterinizden bahsediyorum. Şu anda nasıl? Ekonomi anlamak istiyorum bunları. Mesela bir kilo alan yarım kilo düştü söyledi kasap. Sizde nasıl? Hayır, maç sonunda bir şey yok. Orta millet, herkes kana alıyor. Bunu en iyi bilen sizlersiniz. Siz dile getiriyorsunuz zaten. Tutuda vatandaş kana alıyor. Aç, susuzluk, yoksulluk gittikçe daha kötüleşiyor. Ama siz sayenizde çok çok iyi olacak. Erol abimiz burada zaten tüm temsilcimiz. Çok teşekkür ederim. Bir de sizden bir arzumuz var. Tamam. Erol abi az çok biliyor. Bizim bu bölgede genellikle salep diye bir ürünümüz var. Evet. Bunun cezası aşağı yukarı 300-500 milyar yazıyorlar. Gariban aç sayın genel başkanım. Ne yapıyor? Hırsızlık yapmayacak. Arsızlık yapmayacak. Gidip dağlarda, ormanlarda bunu toplayacaklar. Evet. Ama gel gelelim jandarmadır veya polis mensuplarıdır. Şudur budur. Bunlar genellikle ceza yazıyorlar. Bu gariban vatandaş ne yapsa ya ormanda bu çürüyecek. Mantar toplumda bir ceza var şu an. Mantar, yani, mantar mı? Salep bir şey. Yani ormanda bu herhangi bir doğaya fırsatına zararı yok. Evet. Bu zaten çift köklü bir olaydır Sayın Genel Başkanım. Bir tanesini vatandaş alıyor, bir tanesini bırakıyor, seneye yarına üretsin diye. Ama gel gelin, bunun ne mecliste, ne orada, ne zıvırda, ne bile gelmiyor. Ha, ilk defa duydum. Ve Karep'te bizim kendi köylülerimiz olsun, vatandaş. İlk defa duyuyorum. Karep Farkı'nın Sedat Misoğlu. Sedat mesela. Ya ilk defa duyuyorum ben böyle bir şeyi. Şimdi ona bakayım ben. Ve bakın. 800 milyarlara kadar ceza. Yani bunu topladı da 200 liraya, 250 liraya ekmek parası için. Bu vatandaş bunu, yani biz toplamıyoruz ama biz halkımızı, durumumuzu düşünmek zorundayız. Yani tutup da artı... İlk defa duyuyorum. Artı Sayın Genel Başkanım, biz 3-4 aydan beri, kendiniz biliyorsunuz pandemi olayında, züccaciyedir, ondan sonra giyimcidir, ayakkabıcıdır vesaire. Herkes kapalı, 1000, şok, 101. Bunlar açık, bunlar çatır çatır ürün satıyor. Biz ise evde yatıyoruz maalesef. Kiramız işliyor, elektriğimiz, vergimiz, her şey işliyor ama gel gelelim, yapacak bir şey yok. Başımıza gelmenizi istiyoruz. Bir an önce de bu şeyden kurtulmak istiyoruz. Bu hafta bundan söyleyeceğim. Çok teşekkür ederim. Yani meclisler, yani 1,5 yılı geçen bir süreden beri ilçe ilçe esnaf geziyorum ben. Esnafları gezerken işsiz gençlerle, eğitimle ilgili sorunları olan çocuklarımızla, şiddet gören kadınlarla, çiftçilerimizle ve pek çok dezavantajlı grupla karşılaşıp onları da dinliyoruz. Şimdi bugün Karabük, Merkez, Safranbolu ve Yenice ilçelerinde esnaf gezdik. Benzer sorunları burada da yaşadık. Bunları öğrendik. Şimdi grup konuşmamıza bu aldığımız bilgileri koyacağız. Milletvekili arkadaşlarımız soru ve araştırma önergeleri verecekler. Ekonomist arkadaşlarımız buradan aldığımız sorunların çözümlerine dair ekonomik projeleri geliştirecekler ve miri mal olarak, kamu malı olarak iktidara diyeceğiz ki arkadaş bak böyle sorunlar var, anında çözümü bu, bunları yapın. Bu nedenle bugün de buradayım. Beni izlediniz, bizleri izlediniz, yoruldunuz. Öncelikle aklınızı helal edin. Çok teşekkür ediyorum bütün basın emekçilerinize, emekçilerine. Sağ olasınız, var olasınız. Sorunuz varsa alırım. Efendim, Burhan Şeşir'in sizin toplantınıza katılmamasının ardında bütün sizin bakanlığınızın içerisinde hibe açıkladı. Evet. Valla işte bu gezilerimizin bir sonucu olarak milletin kürsüsü diye, yani sizin de dertleriniz var. Mesela sizin de dertlerinizin anlatıldığı bir alan orası. Şimdi Burhan Şeşen beyefendinin söylediklerinden, taleplerinden sonra
İktidar Partisi 3'er bin liralık bir ne diyelim bir destek koydu. Az, yeterli değil ama bu bile teşekkür ederim. Demek ki bu gezilerimizin, bu milletin kürsüsündeki insanların dertlerini anlatabilmesinin seçmen veli nimettir konusuna büyük faydası var. Dolayısıyla vesile olmak güzel bir şey. Çok teşekkür ediyorum sorunuz için de. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olasınız çocuklar. Aa, bismillah. Evet. Var bir şey yok herhalde. Ben şimdi ne yapayım? 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 Ben şimdi ne y